şeklinde bir vektör söz konusuysa biz buna konum vektörü diyebiliriz. Tabii deyip dememenin çok bir önemi yok. Bizim için önemli olan nokta şu. Eğer AB şeklinde bir vektörle karşılaşıyorsak bu B-A'ya eşittir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi AB vektörü şuna eşitmiş. AB vektörü 3,-1'miş bu. Yazıyorum yerine 3,-1 eşittir B vektörü eksi A vektörü. Aslında A vektörünü de yazabilirdik. Ama ben öncelikle şunu yapmak istiyorum. A vektörünü sola doğru yolluyorum. Burada eksi A olduğu için karşıya geçince artı A'ya dönüşür. Yani şöyle olur. 3,-1 artı A vektörü eşittir B vektörü olacak. Şimdi biz A vektörünün yerine şunu yazabiliriz. Bu nokta aslında. A noktası 1,-2 ama A vektörü de yine 1,-2'ye eşittir. Bizim burada A vektörü olarak ifade ettiğimiz şey aslında orijinde başlayan A noktasında biten vektördür. Yani A eksi O'dur. Orijin 0'a 0 olduğu için direkt buna eşit olacak. Yani 1,-2'ye eşit olur. A vektörü ile A noktası aynı kabul edilebilir. Yani böyle kabul edebiliriz. Yazıyorum yerine. A yerine 1,-2 yazacağız. 3,-1. A vektörü yerine de 1,-2 yazıyorum. Eşittir B vektörü. Şimdi iki vektörü toplayacağız. Toplarken şunu yapıyorduk. Reel kısımlar toplanıp sonucun reel kısmına yazılıyor. Yani 3 ile 1'i topluyorum. 4 ediyor. Reel kısma, pardon, reel kısım dedim. Absisteye yazıyor. Absisleri topladım. Absiste yazdım. Şimdi ordinatları topluyoruz. Ordinatlar eksi 1 ve eksi 2. İkisini toplarsak eksi 3 yapar. Bunu da ordinata yazıyorum. 4,-3 eşittir B vektörü. Aradığımız şey B vektörüydü. İşte onu da 4'e eksi 3 olarak bulduk.